Devlet iş mi yaratır? Belediyeler istihdam yaratmakla mı uğraşırlar? Ya özel sektör? Kavramlar ile boğuşarak geldik günümüze. Kurumlar arası görev ve paylaşım, etkileşim ve uyumun yerine her yapı birbirinden bağımsız, herkes kendi görevini yapsın, diğerlerine karışmasın anlayışını dayattık. Tam da bu anlayış ve uygulamalar önümüze kalıcı bir işsizlik olgusunu getirdi. Getirmekle kalmadı iş gücü piyasasının tüm genetik yapısını da bozdu. Nasıl mı? Açıklayalım. An itibariyle resmi rakamlar işsizlik oranının %14.7 ve buna karşılık gelen işsiz sayısını da 4.730.000 kişi gösteriyor. Söz konusu oran en son yaşanan küresel kriz sonrası eriştiğimiz, işsiz sayısı ise ekonomi tarihimizin gördüğü en yüksek seviyede. Detaylar birkaç önemli noktayı vurgulamamızı gerektiriyor. Toplam işsiz sayısı tarımda çalışanların sayısını aştı. İşsizler ordusu sanayi sektöründeki istihdam büyüklüğüne yaklaştı. Kriz dönemlerinde hane halkı davranışını yansıtan kadınların emek arzı oranı yerinde saydı. Uzmanlık ile mesleğin buluşması anlamına gelen kaliteye ve etkinliğe dayalı istihdamdaki azalış ve işsizlikteki artış kalıcı hale geldi. Her biri başlı başına büyük sorun ama kadınların emek arzının tüm istatistiki zorlamalara rağmen hala %34'ler seviyesinde bulunması en basit açıklaması ile ekonominin artık istihdam yaratma gücünü ve zaten iş bulamam yaklaşımı ile kadınların iş gücüne bile girme gayret ve düşüncesini kaybettiğini göstermektedir. Verilerin bir de arka yüzü var tabi. Çoğu zaman bu yüz görmediğimiz bazı gerçekleri söylemeye çalışır. Bunlardan biri uzmanlığın çalışma alanı ile buluşması olgusudur. Bir mühendis muhasebe alanında, bir ekonomist tarlada ve bir uçak mühendisi bankanın hazine bölümünde istihdam olanağı bulmuşsa o iş gücü piyasası etkin ve verimli değildir ve kaliteye bağlı işsizlik mevcuttur. Kriz döneminde bunun yansıması en çok da işteki durum ve ekonomik faaliyetlerine göre istihdam edilenlerde görürüz. Örneğin, ekonomik sürecin gereği olarak günümüzde sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinde çalışan sayısı aşırı bir şekilde azalırken hizmetler sektöründe artması uzmanlık ile çalışma alanının buluşmadığının açık bir yansımasıdır. Kadın emek arzındaki seviyeyi ve işsizlerin tarımda çalışanları aştığı gerçeğini bu son olgu ile birleştirdiğimizde sorunların kısa zamanda çözülmeyeceğini ifade etmek zor olmasa gerek. Belediyeler iş yaratır mı? Ülke refahının en önemli mikro yansımalarını bölgesel kalkınma sürecinde görürüz. İfade edilenlerin aksine yerel yönetimlerin birçok proje ve planda olduğu gibi İstihdam yaratma ve uygulama alanlarında da rolü büyüktür. Öyle ki sokaktaki suç oranını azaltmadan eğitime, çocukların gelişiminden kültürel faaliyetlere, yatırımlardan sosyal refahın iyileştirilmesine kadar olan tüm süreçlerde yerel yönetimler daha etkin rol oynarlar. En önemlisi de nedir biliyor musunuz? İnsan sermayesini şekillendiren, gelişmenin en önemli yüzü olan kadınların toplum yaşamına dokunmasını sağlamak. Bunu da en etkin bir şekilde yerel yönetimler yapar.